Valla şöyle, Harbi ya. yani Türkiye'de parası olanın her türlü vergiden muaf olduğu maalesef kötü bir sistem var. Ve bu sistemin çok ciddi sorunları olduğunu, çok köklü ve yapısal sorunları olduğunu yıllardan beri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Lüks araçlar böyle, efendim işte mücevher böyle, işte elmastan vergi alınmaması gibi ya da işte efendim yatlardan vesaire. Gerçekten çok ultra lüks bir yaşam sürenlerden. Sistem bunu niyeyse özendiriyor. Bunun karşısında da çalışandan, emekçiden inanılmaz bir biçimde daha maaşı bankaya yatar yatmaz vergisini kesiyor. Dolayısıyla burada bir adaletsizliğin olduğunu yıllardan beri insanlar söylüyorlar. Uzun, çok uzun süreden beri bu dile getiriliyor. Ama son zamanlarda özellikle lüks araçlarla ilgili olarak benim kişisel gözlemim çok ciddi bir biçimde bir artışın olduğu. Yani hatta dünyada üretilen lüks araçlarda ilgili olarak mesela çok az sayıda üretiliyorsa, diyelim ki 10 tane üretiliyorsa, bunun 2 tane 3 tanesi Türkiye'den alındığı söyleniyor, ifade ediliyor haberlerde gördüğümüz ya da duyduğumuz. Dolayısıyla bu insanların bu paraları nereden buldu? Elbette ki başka ülkelerde, daha gelişmiş ülkelerde ya da vergi sistematiğinin iyi bir biçimde oturtulduğu ülkelerde sistem bu haberleri bir şey olarak kabul ediyor ve inceleme başlatıyor. Yani sen bu arabayı nasıl aldın? Ya da bu arabayla ilgili gerekli vergiler ödedin mi? Biz de hiç sadece bakıyoruz. Yani sizin bizim gibi insanlar nasıl bakıyorsa bu ülkede vergi ile ilgili olan kurumlar ya da kuruluşlar ya da kişiler de öyle bakıyor. Dolayısıyla burada iç geçirilecek bir mesele yok. Bu oranın incelenmesi gerekiyor. Bu kadar rahat bir biçimde bu insanlar alıyorlar ve trafikte çok rahat bir biçimde dolaşıyorlar. Ya kaza yaptıkları zaman haber oluyor ya işte efendim işte çok ünlü biri almışsa haber oluyor ama genelde Ankara'da da İstanbul'da da başka şehirlerde de çok net bir biçimde bir lüks araç artışının olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu aslında tabii bizim ülkemizin biraz önce söylediğim gibi Sizce neden arttı? zenginden. Dediniz ya son zamanlarda artış olduğunu gözlemliyoruz diye. Gerçekten öyle. Çok fazla lüks araç görünüyor. Sizce neden arttı? Neden arttığını düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir mesele var. Artık Türkiye'de gerçekten insanlar üretimden, alın terinden, emekten bir şey kazanmıyorlar. Yani Türkiye'de paradan para kazanılan bir sisteme geçildi. Bu kur korumalı mevduat meselesi, işte döviz meselesi, borsada dönen oyunlar. Yani sistem doğru dürüst işlemiyor ve insanlar çok rahat para kazanıyorlar. Ya biz şöyle düşünüyoruz tabii geniş toplum kesimleri içerisinde olduğumuz için herkesin yoksullaştığını düşünüyoruz. Mevcut izlenen ekonomi politikalarına kaynaklı olarak. Herkes yoksullaşmıyor. Herkes ciddi bir biçimde para kaybetmiyor. Kimileri de çok ciddi bir biçimde, inanılmaz bir biçimde para kazanıyorlar. Yani gelir uçurumu, gelir bağlamındaki uçurum her geçen gün daha büyüyor. Yani sizin işte 5 milyon, 10 milyonluk bir kitleniz var Türkiye'de. İnanılmaz muazzam paralar kazanıyorlar. Yani çünkü bu insanlar ya sistemle ilişkileri çok iyi, iktidarla ilişkileri çok iyi. Önceden haber alıyorlar vesaire falan işte doların düşmesi, işte efendim borsada bir takım hareketler, o spekülasyonlar vesaire falan bunlarla ilgili çok. Dolayısıyla bu insanlar inanılmaz bir biçimde lükse yatırım yapıyorlar. Yani bu da bir taraftan da bir parantez edeyim. Bir tür görgüsüzlük, bir burjuva kültürünün ya da burjuva ahlakının olmamasıyla ilgili. Avrupa'da herhangi bir zenginin zengin olduğunu ya da çok varlıklı olduğunu ancak evine giderseniz öğrenirsiniz. Ne efendim evin içinde tablolar vardır. Çok ciddi efendim işte ne bileyim tarihi kitaplar vardır. Bunlar hepsi tarihi eser niteliğindedir. Biz de o ahlak ya da o şey o etik o burjuva etiği ya da burjuva ahlak oturmadığı için bizde göstermek o görgüsüzlük daha baskın. O yüzden evler, yatlar, katlar, arabalar çok rahat bir biçimde alınıyor ve dolayısıyla sistemde bunlarla ilgili herhangi bir araştırma, bir soruşturma başlatmıyor. Bu birazcık yani izlenen siyaset, ekonomi, iktisadi siyasetle ilgili bir şey. Çünkü siz birilerini sürekli bir işte zengin ediyorsanız hep konuşuyoruz. Biraz önce siz de haberlerde okudunuz. Niye bu insanların vergi borçları siliniyor? Neden herhangi bir yoksul insanın borcu silinmiyor? Ya da kamu kurumlarının borçları ile ilgili neden bir düzenleme doğru dürüst yapılmıyor? Ama şunu biliyoruz yani çok net bir biçimde 2006'da yasa çıkmıştı. Yani kimin ne kadar borcu varsa açıklansın. Açıklanıyor mu? Açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor? Çünkü orada birilerinin isimlerinin görülmesini istemiyorlar. Bakıyoruz Sanayi ve Ticaret Odası başkanlarının bakıyoruz. Son 3-4 yıldır hiç vergi ödememişler. Sonra en büyük şirketlerimize bakıyoruz. Hiçbir şekilde vergi ödememişler. Var olan vergi borçları silinmiş. Bunlar da çoluk çocuklarına sen hocam çok rahat bir biçimde iyi bir hayat sunuyorlar.
Onlar istediklerini alıyorlar, yatlar alıyorlar, katlar alıyorlar, yurt dışına gidiyorlar, özel uçaklara biniyorlar. Dolayısıyla belki bazen işte bu kara para süreçlerini de zaten biliyoruz. Ancak sosyal medyada paylaşınca insanların dikkatini çekiyor. Ya bu insanlar nasıl bu kadar para sahibi oldular diye. Dolayısıyla hani gerçekten her tarafı dökülen, yozlaşmış, çürümüş bir sistem var. Ve bu sistem maalesef sadece çalışan üzerinden, üreten insanlar üzerinden inanılmaz bir baskı, inanılmaz bir yani şeyle, işte vergi politikalarıyla gelirlerine el koyuyor. Yani düşünün, siz çalışan bir insansınız. Sadece 10 maaş alıyorsunuz, 12 ay çalışıyorsunuz. Neden? 2 maaşınız vergi dilimine giriyor, oradan kesinti yapılıyor. Peki bu kadar hunhar ve acımasız bir politikayı çalışana kadar, çalışan için izleyen bir iktidar neden birilerinin vergi borçlarını, katrilyonlar kazanan, milyar dolarlar kazanan insanların vergi borçlarını rahat bir biçimde silebiliyor? Asıl sorgulanması gereken mesele bence bu.